Taraftarlarımızı heyecanlandıracak Beşiktaş geliyor diyor Emre Koca da. Hakikaten iyi sinyaller veriyor aslında Veriyor. siyah beyazlılar. Heyecan var mı yeni sezon öncesi? Çok da bir şey kalmadı. Ya, bir ay öncesinde böyle bir hava yoktu Beşiktaş'ta Evet. ama işte bir 10 gün içerisinde sığdırılan 3 tane 4 tane üst kalibre transfer o heyecanı tekrar getirdi Beşiktaş'a. Çünkü geçen sene hiç iş aşışı değildi serüven. Sergen Hoca ile başlayıp Önder Hoca ile devam eden Valerian İsmail ile biten serüven gerçekten çok iyi izler vermiyordu. Şimdi yeni sezonda o bir hafta 10 güne sığdırdığı üst düzey transferler gerçekten Beşiktaş'ın adına ve yarışmacılığına yakışır transferler oldu. Çok görkemli bir hücum hattı oldu bir kere. Yani baktığın zaman Gezal, Muleka, Cenk Tosun, Weghorst. Yani rakiplerin önünde olduğunu düşünüyorum. Salt orayla oyunun oynanmadığında farkında olmak lazım ama. Evet. Şimdi bu 3-4-3 sisteminde iki tane kritik oyuncu var. Bölge var da biz onu oyuncu olarak da okuyalım. Çünkü bölgeyi iyi oynaması lazım oyuncunun. Bir, sağ tarafta sağ bek yani bek gibi düşünelim ama 3-4-3'ün orta sahası gibi oluyor. Rozier orada problem yok. Sol taraf Rıdvan kalacaksa devam edecekse orada da problem yok. Yani Kalacak mı? öyle görünüyor. Ya yani öyle görünüyor. Bence Beşiktaş'ın çok hayrına olur kalmak. Belki oyuncunun bu konuda ayrılma ve gitme talebi var ama bunu 1-2 sene ertelemesi hem kendine de hem Beşiktaş'ın da hayrına olur. Hem fiyat olarak hem daha pişerek çünkü forma garantisinin olduğu bir yerde milli takım seviyesinde bir oyuncudan bahsediyoruz. Ergin Aslan şöyle bir şey deneniyor mu? Özür Aha. dilerim. Önemli Estağfurullah. olduğunu düşündüğüm için kestim. Rıdvan'ın sözleşmesinde çok ciddi bir iyileştirme ve çok makul bir seviyede serbest kalma bedeliyle yapılması planlanıyor mu ya da deneniyor mu? Deneniyor. Makul seviyede serbest kalma maddesi bırakmaz Beşiktaş orada ama Rıdvan'ın sözleşmesinin, Ersin'in ve Rıdvan'ın sözleşmesinin yenilenmesi, iyileştirilmesi düşünülüyor. Öyle de olması lazım. Şimdi bu oyuncuların ikisi de milli takıma çağrılıyor. Bu oyuncuların ikisi şampiyon oldu Beşiktaş'ta. Talipleri olan oyuncular. Dolayısıyla mevcut sözleşmelerin zaten iyileştirilmesi lazım. Çünkü bunlar her ne kadar Beşiktaş'ın içinden çıkmış olsa da hani genç falan da olsa da şunu düşünüyor. Ya ben sahadayım. Şimdi bakıyor sağında oynayan adama, önünde oynayan adama, kulübede oturan adama. Şimdi dörtte birini kazanıyorum ama ben takımın direkt fayda sağlayan adamım. İkisi de 11 oyuncusu. Şuna diyebilirsin ya senin yaşın kaç daha kazıt. Öyle olmuyor eskiden de o işler. Ya bunların dengesini iyi kurmak lazım ama Beşiktaş bu konuda soğuk değil. İki önce yani tamam oturalım güzelleştirelim sözleşmenizi. Sözleşmemizi yapalım hakkınızı verelim durumunda. Bu olacak bence bu yaşanacak. Yaşanması da lazım diye düşünüyorum. Demin Galatasaray için çizdiğimiz çerçeveyi şöyle bir baktığımız zaman Beşiktaş şöyle masa üstünde düşünüp şimdi orta saha Gedson Joseph sezonu götürebilecek seviyede ki orası işte Necip'li, Atiba'lı, Emirhanlı, iki Emirhanlı hatta yeni bir Delibaş geliyor Türk futboluna. Gerçekten çok yetenekli bir çocuk. Emirhan İlkan zaten geçen seneden o formayı nasıl alması gerektiğini gösterdi. Sol tarafta Muleka, Enkudu var onun alternatifi. Hoca Evet. zaman zaman Şenol Hoca Cenk'i solda kullanıyordu Aboubakar'la Mario Gomez'le oynarken. Sağda Gezal. Yani baktığın zaman stoper hattını ilk 11 oyuncusu koyduğun andan itibaren Saiz, Wellington ve sola bir tane adam koyacaksın. O da yerli olmak durumunda gibi görünüyor. Eğer önde işte Cenk, Emirhan falan forma alırsa zaten elini rahatlatır yabancı stoperle de oynamak için. İşte Montero, Necip zaman zaman oralarda kullanılıyor ama çok hocanın planı öyle değil. Yani sol stoper olarak bir tane oyuncu, iki tane oyuncu şu an öne çıkıyor. Bir Emrecan İstanbulspor'dan, iki Emirhan Rizespor'dan. Çok genç oyuncular. Yani Beşiktaş'ın oynayacağı sistemde, oynayacağı ağır maçlarda kaldırır mı o bünye, o tecrübesizliği yaşı? Bunu görerek fikir sahibi olabiliriz. Çünkü oyuncuların özellikle mesela Emirhan Rizespor'dan çok fazla Süper Lig tecrübesi olan bir oyuncu değil. Potansiyelli oyuncular bunlar ama burada görmek lazım. Onun dışında Beşiktaş Avrupa'da olmayacağı için haftada bir maç yapacak. 5 Ağustos'ta ligi açacak. 5-6-7 yani o hafta açacak. Kamp döneminde bütün oyunculardan gördüğüm, bütün oyunculardan duyduğum iyi bir kamp dönemi geçirildi. Bir memnuniyetsizlik yok. Hani şöyledir ya komando itibi gibi bir süre sonra oyuncular hocadan böyle bu kadar da değil diye bıkkınlık oluşturur antrenman temposu. Şu an öyle bir durum yok. Her şey çok güzel, çok iyi görünüyor Beşiktaş'ta. Hazırlık maçlarında inişli çıkışlı bir grafik gösterdi Beşiktaş. Ama demin dediğim gibi bunlar maç temposu kazanılmak için yapılan şeyler. Yeni sezonda Vodafone Park'ta işte Weghorst'lu, Mulekalı, Gezal'lı hücum attı, Cenk'li hücum attı. Gerçekten gel beni izle diyor Beşiktaş taraftarına. Gel beni izle diyor. Bir de lige iyi girerse iyi fikstür çekti. Dünya Kupası'na kadar olan serüvende Fenerbahçe ve Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi neyse yani o serüvende
Ki geçen sene Trabzonspor bunun avantajını çok kullandı. İstanbul'un 3 bir oralarda takılırken. Kendisini yarışın içinde tutup belki biraz önde, geride kalırsa da böyle 1-2 puan girdi. Yani zirvede hala iddialı bu durumda kendisini Dünya Kupası arasına atarsa Beşiktaş, sezonun en ciddi favorilerden biri ki doğal olarak öyle öne çıkar diye düşünüyorum. İyi görünüyor yani Beşiktaş gençler. Kulübenin de belki birkaç oyuncuyla desteklenmesi, özellikle Gezal bölgesi. Hasic düşünülüyor. Yani kampta o kullanılıyor o bölge için ama Hasic, Emirhan var. İlkan mı? Evet. Aslında o, ikisi de. Doğru ama böyle şöyle düşünelim. Onlar biraz daha iç oynayan oyuncular gibi. Evet, devşirip oynatabilirsin kanatta ama. Ben şeye göre söyledim. 3-4-1-2'ye göre. Hah bak, güzel bir konuya geldin. Biz şimdi hep 3-4-3 üzerinden konuşuyoruz. Evet. Bu kadro, yani yapılan transferler ve hocanın hem çift kale maçlarda hem hazırlık maçlarında şunu denediğini gördük. Evet, ben 3-4-3'lüyüm ama bu benim için olmazsa olmaz değil. Bu önemli bir hoca için. Benim de en büyük beklentilerimden biri buydu zaten Valerian İsmail'de. Tamam, sen 150 maç 3-4-3 oynamışsın ama işte burada bir beni farklı da kullanabilirsin diyen bir kadro alternatifi var. Çift forvete dönebilirsin. Gezal'ı merkeze çekip 10 numaralı sisteme dönebilirsin. Bu açıdan iyi. Hocanın da esnek olduğunu gördük kamp döneminde. Demeçlerinde de gördük bunu. Evet, yani o zaman o iki tane Emirhan'dan çok daha fazla faydalanabilir diye düşünüyorum Beşiktaş'ta. Oldu ki böyle oynayacaksın. Şimdi Gezal, şimdi sakatlığı var, cezası var, o var, bu var. Büyük takımlarda oranın alternatiflenilmesi lazım. Fasnet ismi konuşuluyor. Beşiktaş talip olduktan sonra bakmaya başladım. Şimdi York Boys'un maçına da baktım. Geçmiş maçlarına da bakmaya başladım oyuncunun. Valla çok tam Beşiktaş'ın arayacağı, istediği Valerian İsmail tarzı bir oyuncu. Niye? Muleka da öyle. Çünkü farklı bölgelerde oynayıp skor üretebilen bir oyuncu. Beşiktaş'a bu sene en lazım olan şey o. Evet. Geçen seneyi hatırlayalım. Az gidiyordu Beşiktaş rakip kaleye şeyle, Valerian İsmail sisteminde. Şimdi bir de az bulduğun zaman, Batshuayi gibi çok bonkör harcadığın zaman geri dönemiyorsun maçlarda. 8 maçta 3 maç kazanabildi mesela. Vodafone Park'ta 4 maçın birini kazanabildi. Gol yediği maçlarda geri dönemedi. Niye anlatıyorum bunu? Şimdi Beşiktaş öne geçerse problem yok. Öne geçmesi için de gol yüzdesi yüksek oyuncularla oynaması lazım. Cenk böyle. Evet, son yıllar sakat ama aldığı süreyle attığı gol oranına bakalım. Aldığı süreden yüksek bir oyuncu. Vegors böyle, Muleka böyle. Gezal üretir sana. Hani gol pozisyonu üretir en azından. Ve Fasnat'ı da buraya kattığın zaman. O açıdan ben söylüyorum. Yani bu sene Beşiktaş gerçekten gel beni izle diyor. Bu bahsettiğimiz şeylerin hepsi teorik. Kağıt üzerinde. Düdük çaldığında o puzzle tamamlanmış mı? O takım uyumu sağlanmış mı? O bağlantı sağlanmış mı? Bunları da tabii ki sahada göreceğiz. Heyecan verici bir Beşiktaş'ın geldiğini düşünüyor musunuz? Kesinlikle öyle. Şimdi Ergin anlatırken bir taraftan da düşündüm. Beşiktaş'ın bence bu sezon 4 golcüsü var. Cenk. Kolay gol atıyor. Defa Cenk'in özelliği o. İşte aldığı dakikayla attığı gol arasındaki orantı ya da girdiği pozisyonları gole dönüştürebilme becerisi. Hani bir oyuncu yeterince hazırdır, hazır değildir. Bir de yakaladığı fırsatı değerlendirme kalitesi vardır oyuncunun. Cenk hazır olmasa dahi o kaliteyi gösterebilecek bir oyuncu, son derece ciddi bir artı. Vegors bence şu ana kadar transfer edilmiş en etkileyici forvet Süper Lig'de. Herhalde Vegors gibi bir forvete diğer büyükler de sahip olmak isterlerdi diye düşünüyorum. Muleka, orayı zenginleştirdiniz. Yani bir forvetin ötesinde adeta bir santforda transfer etmiş oldunuz. Ki Kasımpaşa'nın hediyesi bana göre Beşiktaş'a. Artı Raşit Gezal, yeni oynayacağı pozisyon itibariyle attıracağı kadar atmaya da aday artık. Yani bir Alex benzeri performansla bizi buluşturabilir Raşit Gezal. Daha çok gol atan. Çünkü De Souza olan Alex değil mi? Teixeira olan değil. Evet, De Souza olan Alex. Dolayısıyla Raşit'ten de daha fazla gol izleyeceğiz. Ve böyle bir forvet hattı olduğu için Raşit Gezal'ın o kadife ayağının değeri daha iyi anlaşılmış olacak. Çünkü verdiği pasların filelerle buluşma ihtimali yükselecek. Şimdi böyle bir Beşiktaş'tan kim keyif almaz? Kaldı ki işte o diğer genç Emirhanlar, yani İlkan'ı izledik yeterince. Bir de Delibaş geldi. Belki de Getson değil de Emirhan, İlkan alacak orada formayı. Yani De Souza'nın yanında o olacak daha çok. Şimdi bunları da görme ihtimalimiz olduğunu düşünüyorum. Bir de şunu söyleyeyim Rıdvan'la ilgili.
Mevcut formasyon itibariyle Rıdvan'ın kalması Beşiktaş için bence çok önemliydi. Çünkü hani ortanın solu, buna sol bek de diyebilirsiniz. Ben ortanın solu diyeyim. Ortanın solunda oynayacak ismin oyunun her iki yönüne de bir büyük takım gerekliliği çerçevesinde hitap edebilmesi lazım.